duruşuna bakabiliriz. Gerçekten ülkemizin derdimiz tabi sanırım çöpmeye çalışan bir durumla karşı karşıya kalan ülkemiz, milletimiz, devletimiz. Milletimiz gerçekten o gece çok şanlı bir direniş gösterdi. 151 şehidimiz var. Onları rahmet, dinlen ve dua yapmak. Ben buldum. Bugün burada Osman Gazi'nin bizde biz işbirliği böyle bir etkinlik düzenlemiş bulunuyoruz ve belediyemizin başta başkanımız olduğumuz ile yetkililerine kurumlarına teşekkür ediyorum. Demokrasimize devletin ve devlet güçlerine karşı girişine bu kalkışmanın 5. yılındayız. Hakikaten milletimiz büyük bir özveriyle büyük bir gayretle bu hain FETÖ PYD'ye saldırısını bertaraf etmiştim. Tabii bu gerçekleşirken aynı şekilde 255 şehidimiz var ve birçok gazimiz var. Ben burada şehitlerimize rahmet, gazilerimize minnet ve şükranla anmak istiyorum. Akşam herkes evine gitmiş. Evine yemeğini yemişler, ağaçlarına bakarken bir de bakıyoruz ki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yol kesildi. Trafik yok oldu. Acaba ne oluyor derken, yani hiç kimse aklına böyle bir şey gelmezken bir kalkışma başlamış oluyor. Tabii bu kalkışma ile başta Cumhurbaşkanımızın önderliğiyle millet ayağa kalkarak bunu üstlüktü. Ve bu milletin tarihin her döneminde hedef alındığı aynı şekilde düşüncelerin karşısında olarak bunları bertaraf ettiği bir gün oldu. Bu ülkenin, bu devletin gelişimi, ilerlemesi, büyümesi artık onlara da tahammül edilemez bir hal aldı ki işte 15 Temmuz'da ailelerin, kendi meslekleri, çocukları, kişilerle kalkışmaya niyetlendiler. Ama çok şükür bu yine bunları bastırdı, üstürdü. Ve 252 şey, 2500 milyon terazimiz. Allah yararızdan sana baksın diyoruz. 84 milyon bu bayrağın altında tek bir grup olarak ve bu parçayı, bu ülkeyi savunacak ümmetin birliğini hep birlikte yayın taşıyacağız. Şimdi burada bu sergiyle 15 Temmuz'u anlatan 15 Erol Resim Başkanımızla birlikte yürütten bu çalışmada bu sergi açacağız. Ve bugün saat 13'te şehitlik ziyaretleri var Türkiye'de. Akşam saat 20'de demokrasi meydanında etkinlikleri başlıyor. Ve gece yarısı ziyaretle birlikte devam ediyoruz. Sergi kronolojik olarak devam ediyor başkanım. Olay gecesiyle başlıyor. Daha sonrasında 27 gün süren kutlamalara ve nöbetlere kadar devam ediyor.